Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz gayrimenkul danışmanı Mutluhan Aksakal. Hoş geldiniz. Hoş buldum Nesrin Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Mutluhan Aksakal ben. Coldwell Banker, ENA gayrimenkul danışmanıyım. 1983 Berlin, Almanya doğdum. Eğitim ve öğretim hayatımı Türkiye'de tamamladım. Lise, köy hizmetleri, Anadolu Lisesi ve üniversite lisans eğitimimi Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Bunun haricinde iki çocuk babası, evli ve iyi bir aile babasıyım. Ne güzel. Şu an için bu kadar ve pozitif bir insanım. Harika. Mutlu bir kişiyim. İsmim gibi burada bulunmaktan şu an için çok İsminize hoş. İsminize yakışıyorsunuz. Daim evet, olsun. Teşekkür ederim. Size de inşallah. Çok mersi. Peki neden bu sektörü seçtiniz? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Şöyle söyleyebilirim. Ben tüm çalışma hayatımda satış ve pazarlama üzerine kendim bildim bileli meslek bu seçimi yaptım. Çok da mutlu oldum tabii ki bundan. 13 yıllık satış ve pazarlama deneyim ve bilgi birikimimi artık son bir yılda gayrimenkul sektörüne de hizmet vermeye olarak odakladım kendimi. Coldwell Banker ENA ofis gayrimenkul ofisinde danışmanlığıma devam etmekteyim. Çok güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle ben kaybetme korkusu olmayan bir kişiyim. Bu da tabii ki insana bir güven vermekte. Sektörümüzde de zaten gayrimenkul danışmanlığı bir meslek olarak görülüyor. Bunun nedenleri gayrimenkul danışmanlığı hedefleri içerir, satış ve pazarlama içerir, kazanç içerir, disiplin içerir. Bunların nedeniyle de bu meslekteyim. Yine 49 ülkede 1906'dan beri Coldwell Banker mevcut. Gayrimenkul sektörüne yön veren lider, sektörün lideri. 3000 ofisi ve 120 binin üzerinde çalışan ile beraber biz de bu yolda adım atmış bulunmaktayız. Ünvanımda bulunduğu üzere de bir gayrimenkul danışmanıyım. Ne yaparım? Kişilerin mülklerini danışmanlık yapıyorum. Ekspertiz yapıyorum. Doğru fiyatlama ile doğru alıcı ve doğru satıcılara ulaşıyorum. Aynı zamanda bir nevi yatırım danışmanı olarak da çalışıyorum. Uzmanlık bölgemde, tabii bu bölge dediğimiz bir mahalle, bir ilçe veya bir cadde bile olabilir. Buralarda uzmanlık bölgemizde ekspertizler yaparak doğru yatırımları, doğru yatırımcıya, alıcının doğru alıcılara da doğru yatırımları tavsiye ediyoruz. Bu konuda meç ediyorlar birbirlerine, değil mi? Tabii ki. Biz de talep, burada bir arz aracı, evet, bir aracı hizmeti sunuyoruz açıkçası. Ne güzel. Daha çok ne tarz projeler gündemde? Tabii ülkemiz malum bir deprem ülkesi. Bununla beraber gayrimenkullerde son zamanlardaki daha çok villa, arsa, bir arsa ve villa yönelimlerine projeler şu an revaçta. Bunların reklam pazarlamasını Coldwell Banker tabii ki markası, tabelası altında bunları sunuyoruz. Bu uluslararası şekilde, bir marka, güvenilir. Tabii ki 1906 yılından beri hizmet veriyor. Hizmet veren Amerika menşeli bir markamız var, evet. Evet. Peki seçim sürecinin sektöre etkileri nelerdir acaba? Seçim süreci burada ülkemiz çok seçimsel anlamda ve siyasi ve ekonomik anlamda, onu da söyleyebilirim, çok hızlı iniş ve çıkışlara sahip. Malumunuz hepimiz biliyoruz. Sert iniş ve çıkışlara sahip. Bu seçim arifesinde bir durgunluk söz konusu oldu. Lakin benim görüşüm seçimden sonra tekrar tapu dairelerinin dolacağını, pandemi zamanında sokaklarda bile insanların olmadığı dönemde tapu dairelerinin dolu olduğunu ben şahit oldum. Yine aynı zamanda seçimden sonra da yine hareketliliğin başlayacağını
güzel yatırımların olacağını, güzel projelerin olacağını yine inancındayım ben. Sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir acaba? İlaveleriniz var mı? Tabii uluslararası marka olmasından bahsettiniz. Evet. Meslektaşlarımdan beni ayıran en önemli özellik, emlakçı, gayrimenkul danışmanı dendiği zaman bir yer gösteren olarak bir algı vardır. Ben yer gösteren değil, yol gösterenim. En büyük ayrıldığım nokta burası. Aynı zamanda disiplin, çalışma, hedeflerime kanalize olma anlamında yine bir ayrıldığım nokta. Sektörel anlamda baktığımız zaman da, kurumsal anlamda, mahalli emlakçıları ile bizim kurumsal profesyonel Coldwell Banker gayrimenkul danışman arasındaki yine ayrışmayı da şu şekilde anlatabilirim. 1990'larda mahalle bakkallarımız varken, süpermarketlerin bir mahalleye girişi olmuştu. Biz de bu şekilde pazara, bölgelere, mahallelere Coldwell Banker profesyonel kurumsal yapımızla girmiş bulunduk. Bu da rakiplerimizi aslında olumsuz yönde değil, olumlu yönde bir etkileşime yöneltti. Çünkü onlar da kendilerini, mahalle emlakçılarımız da kendilerini ne yaptı? Yükseltti, geliştirdi. Daha bir profesyonel seviyeye çekmiş olduk. Evet. Bu şekilde. Geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Bir dakika işaretleyin. Siz tam bulun, bir toparlayın kafanızda. Evet. Benim kişisel vizyonum Coldwell Banker ENA gayrimenkul danışmanı olarak ilk hedefim tanınabilirliğimi arttırabilmek. Vizyonum bu şekilde. Fakat bunun yanında bilgili olmak, dürüst olmak ve güvenilir olmak. Şirketimiz olarak da düşündüğümüzde dünyada gayrimenkul sektöründe zaten lider olan inovatif şirketimizin bu liderliğini sürdürebilmesi ki 100 yılı aşkın süredir sektöre yol veren, yön veren Coldwell Banker'ın bu liderliğini yine koruması, bu yönde ilerlemesi. Yine 49 ülkede bahsetmiş olduğum gibi 3000'den fazla ofisiyle ve 120 binden fazla çalışanıyla beraber sektörde lider kalma bir vizyonumuz var. Ne güzel. Teşekkür ederim. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Tavsiyeleriniz nelerdir? Biraz anlatabilir misiniz? Evet, bize? Tabii ki memnuniyetle. Şey, yine işaretleyelim. Bir dakika, siz tam bir bulun. Tamam. Bundan sonra da son olarak iletmek istediğiniz mesajınız var mı diye soracağım. Evet. Sonra bitiriyoruz. Sorular biraz şey olduğu için ben de böyle oldum. Sıralamada değişiklik vardı. Evet. Ha, bendeki aynı ama. Evet. Sıralamada. Sizinki biraz sıralamada. Evet, tamam. Tamam. Öncelikle kendine güvenen, kendiyle barışık olan herkes sektöre adım atabilir. Tercihen tabii ki aracı olan 1-0 önde başlayacaktır. Reklam ve pazarlamaya kesinlikle önem veren, eğitime önem veren ve bunlarla ilgili ufak çapta da olsa bir kapitali bulunduran başlayacaktır. Görünüşüyle, diksiyonuyla, giyinişleriyle bir fark yaratan kişi. Presentable sektör olacak değil mi? Tabii ki, tabii ki. Bu şu demek değil, açıkça bunu da söylemek gerekiyor. Herkes tabii ki bir danışman, gayrimenkul danışmanı olamayacaktır. Nasıl ki mimar veya doktor olamayacağı gibi. Bizim de sektörümüz çalışanlarının bazı özellikleri vardır. Yönetici olunmaz doğulur dediğimiz gibi bizde de o satış ve pazarlamayı içinde hisseden kişi, o enerjiyi kendinde hisseden kişi sektörde başarılı olacaktır. Kendisini bir girişimci olarak görmesi lazım. Bir kere en önemlisi bu. Kendi iş yerine gidiyor, geliyor gibi hissetmesi lazım. 9'dan 5'e kadar bir standart çalışma saatlerinin olmayacağını bilmesi lazım. Çünkü bu evet bütün zamanını
işini ayırmak değil, kendine de ayıracağı vakit var. Ulaşılabilir tabii, olmak önemli. Kesinlikle. Ve network dediğimiz, yani bir yerde bir çay içerken bile orada tabii insanlarla sıcak temas, ikili evet ilişkiler tabii kurabilecek yetiye sahip olması lazım. Orada tüm hayatının evrelerinde bu satışı içine sindirmiş olması gerekiyor. Eğitim odaklı olmalı. Çok önemli. Bizde olmazsa olmaz yani mesleğimizde. Zamanı doğru kullanmayı bilmeli. Bilgi sahibi olmalı. Hedef odaklı olmalı ve dediğim gibi pozitif, kendini seven ve kendini güvenen biri olmalı. Kesinlikle. Nesrin Hanım. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Öncelikle Nesrin Hanım, vakit nakittir dediğimize pek katılamıyorum. Günümüzde şu an vakit nakitten daha değerlidir. Değerli izleyicilerimiz burada vaktini ayırıp bizi izlediği için teşekkür ediyorum hepsine. Size nazik davetiniz için çok teşekkür ederim Nesrin Hanım. Kaybetme, kimsenin kaybetme korkusu olmasın. Pes etmemelerini tavsiye ediyorum. Başrol olmalarını, figüran olmamalarını tavsiye ediyorum son olarak. Sakin olmak, planlamak ve sonradan yola çıkmak yine tavsiyem arasında. Coldwell Banker Türkiye Başkanımız Sayın Doktor Gökhan Taş'ın da söylemine yer vermek istiyorum. Lütfen. Sözümü bitirmeden önce. Tabii. Hiç kimse istemeden başarılı olamaz der kendilere. Önce isteyeceğiz. Tabii. Şans bulduklarınızdır. Başarı değiştirebildiklerinizdir der yine Gökhan Bey. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Mesaj harikaydı. Evet. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Keza aynı şekilde binayla çok teşekkür ederim Nesrin Hanım. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz gayrimenkul danışmanı Mutluhan Aksakal'dı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.